Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Biliyorum ki kitap önerileri videolarını çok seviyorsunuz. En çok da Pegasus yayınları videosunu sevdiniz galiba. Çünkü sürekli Pegasus yayınları 2 videosu gelsin diye yorum geldi ve ben de bundan dolayı bugün bu videoyu çekiyorum. Size kitap önerileri 2 Pegasus yayınları diye bir video çekmiştim. O videoyu da izlemek isterseniz bu videonun sonuna koyacağım. Orada 14 kitap önermiştim. Bugün bu videoda ise 10 tane kitap önereceğim ve hemen başlıyorum. İlk önce elime gelen kitap bu oldu. Az biraz mutlu. Bu kitabın ben her yaştan insanın okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kitabın kapağından da anladığınız üzere LGBT, bu şuraya yazıyorum, o konuyla alakalı. Ve bu kitabı okuduktan sonra insanların neler çektiğini, insanların sürekli cinsel tercihlerine, dış görünüşlerine göre tercih ettiğimiz için neler yaşadıklarını görüyorsunuz. Kitabın sonlarına doğru ağlamıştım. Bütün takipçilerime de Instagram'dan bu kitabı önermiştim. Zaten okuyan herkes çok ağladığını söyledi. Böyle sayfalardaki gözyaşlarını falan gönderdiler, fotoğraflarını çekip. Bu kitabı seveceğinize eminim. Zaten çok duygulanacaksınız ve hayata bakış açınız değişecek. İnsanlara artık eskisi gibi davranamayacaksınız ve biraz daha saygılı olacaksınız. Az biraz mutluyu küçükten büyüğe, her yaştan insan okumalı. Sizin de okumanız gerektiğini düşünüyorum. Önermek istediğim bir kitap, son 2-3 videomda herhalde bahsediyorum, Bir Pezevengin Notları. Bu kitap ise macera türünde çok eğlenceli bir kitap. Eğer macera türünde kitap okumayı seviyorsanız bu kitap şiddetle önerilir. Çünkü kitabın sonunda yazar size iki kere tokat atıyor. Birincisinde ah ben bunu zaten tahmin etmiştim deseniz de, ikincisinde asla tahmin etmeyeceğiniz bir şey yaşıyorsunuz. Kitabın isminden dolayı çoğu kişi almamayı düşünüyor. Ben okuyabileceğinizi düşünüyorum. İsminden çekinmeden alabileceğiniz bir kitap. Çok eğlenceli ve çok güzel. Önermek istediğim üçüncü kitap Çiçek, ama ben bu kitabı önerirken birazcık çekiniyorum. Çok klişe, çok klasik bir konusu var. Herkesin sevebileceği bir kitap değil. Aşk ve romantizm üzerine, yani aşkı anlatıyor. Daha önce hiçbir sevgilisi olmayan bir kızın bir anda, ani bir şekilde bir gence aşık olmasını anlatıyor. Hatta çiçekçi dükkanında çalıştığı için kitabın adı Çiçek. Şöyle söyleyeyim size, bu kitabın konusu çok klişe ama eğer aşk romanı okumayı seviyorsanız ve ben her türlü aşk okumaya varım ya, bana yeter ki aşk kitabı olsun diyorsanız çok seveceğiniz kitaplardan biri olacak. Bunu da tavsiye ediyorum. Vermek istediğim diğer kitap Zihin Girdabı arkadaşlar. Ben bu kitapta çok duygulanmıştım. Aslında kitap çok ağır ve karışık. Çünkü bir analiz kitabı, bir kişisel analiz var ve aynı zamanda psikolojik bir kitap. Psikolojisi bozuk bir kişinin ağzından anlatılıyor ve bundan dolayı zaten Zihin Girdabı denmesinin nedeni de bu. Çok büyük bir girdap yaşanıyor. Ama kitabın sonuna geldiğinizde yazarın notu kısmında okuduğunda aslında kitapta yazan her şeyin kendi çocuğuna ait olduğunu, kendi çocuğunun bir zihinsel, psikolojik sorun yaşadığını ve onun neler yaşadığını, diğer insanların neler yaşadığını görmeniz için ışık tutmak amaçlı bu kitabı yazdığını görüyorsunuz. Hatta kitabın sonunda bir psikolojik danışmanlık telefon numaraları falan var yayın evinin notu olarak. Mükemmel bir kitaptı. İlk 200-300 sayfa gerçekten aklınız karışacak. Hak veriyorum. Ama sonrasında o kadar müthiş bir kitaba dönüyor ki insanların psikolojilerini daha çok anlıyorsunuz ve insanlara saygı duymayı öğreniyorsunuz. Kendinize çok fazla şey katabileceğiniz bestsellerlerden biri. Bu yüzden de okumanızı tavsiye ediyorum. Önermek istediğim diğer kitap Sevdiğim Tüm Erkeklere. Ne kadar hoşlandığı, sevgili olduğu, hiçbir şey yaşamadığı, sadece tanık olduğu bir insana bile mektup yazan bir kızı anlatıyor. Herkese mektup yazıyor ve bir gün birisi bu mektupları sahiplerine ulaştırıyor ve her şey bir anda karışıyor. Düşünün, yani şu ana kadar 10 tane erkeğe mektup yazmışsınız ve bir anda o onunda da o mektubu görüyorsunuz ve herkes sizin yanınıza gelip ne oluyor falan moduna geçiyor. Aslında çok güzel bir kitaptı. Bu kitabın devamının çıkmasını heyecanla bekliyorum. Ben çok eğlenmiştim, çok sevmiştim. Aşk kısmında çok duygulanmıştım. Gençlik türünde bir kitap arıyorsanız Sevdiğim Tüm Erkekleri aradığınız kitaptır. Vermek istediğim diğer kitap Danimarkalı Kız arkadaşlar. Zaten ben bu kitabı filme uyarlanan kitaplar videomda göstermiştim ve bol bol bahsetmiştim. Bu kitabı ben çok seviyorum çünkü tarihteki ilk cinsel tercihini değiştiren kişiyi anlatıyor ve bu çok anlamlıydı. Yaşadığı zorlukları okumak, insanlara saygı duymak açısından çok güzel bir kitaptı. Zaten filmini izlediğinizde şakır şakır ağlıyorsunuz. Okumanız gerektiğini düşünüyorum. Her yaştan insan okumalı. Hayatın gerçeklerini ve insanların nasıl zorluklar yaşadığını net bir şekilde göreceksiniz. Filmi de çok güzeldir. Filmini de izlemenizi öneririm. Diğer kitap Uyur Gezer. Dürüst olacağım, ben bu kitabı kapağı için almıştım. Çünkü tasarımına gördüğünüz gibi bayılmıştım. Burada şifreler falan var. Çok güzel bir kitaptı. Bu kitapta psikolojik gerilim ve benim en sevdiğim türlerden biri. Genelde psikolojik gerilimde Wolf Dorn okurdum. Ama bu yazarla
da tanışma fırsatını Uyur Gezer kitabı ile sağladım. Şöyle ki bu kitapta Uyur Gezer hastalığına yakalanmış bir hastamız var. Bunun zaten belli bir süresine kadar o kadar çok aklınız karışıyor ki, çünkü karakterimiz Uyur Gezer uyurken yaşadığı şeylerin gerçek olup olmadığını bir türlü anlayamıyor. Büyük bir psikolojik karışım içinde ve bu karışıklığı sizi de dahil ediyor kitap. Bir anda ya ne oluyor artık, hangisi gerçek hangisi yanlış bir türlü anlayamıyorsunuz. Zaten ilk 200 sayfa boyunca başınız ağrıyor, yani başınızı ağrıtacak bir kitap. Çünkü çok derin düşünmeniz gerekiyor. Kitaptaki her ögeye, her anlatım tarzına, psikolojiyle alakalı her şeye bayıldım. Ama beni rahatsız eden tek şey kitabın sonuydu. Beni tatmin et. Okuyan kişi, çoğu kişiyi tatmin ediyor ama herhalde çok fazla psikolojik gerilim okuduğum için bana sonu çok basit geldi. Ama sizlerin sevebileceğinizi düşünüyorum, çoğu takipçim çünkü sonunun çok iyi olduğunu söyledi. İnşallah seversiniz, sonunda ağlayabilirsiniz, ben neredeyse ağlayacaktım. Psikolojik anlamda gerileceğiniz, gerçekten korkacağınız, böyle iliklerinizde hissedebileceğiniz bir kitap. Önermek istediğim diğer kitap Mavi Makara. Bu çok yumuşak, çok tatlı bir kitap. Diğerleri gibi gerilim, psikoloji üzerine falan değil. Bir aileyi anlatıyor. Ailedeki yaşanılan geleneksel şeyleri anlatıyor. Ben bu kitabı çok sevdim. Çok içten bir kitaptı. Çok bizden ve samimi bir kitaptı. Kalabalık bir ailenin yaşadığı olayları anlatıyordu. Ben çok eğlenmiştim, çok sevmiştim. Özellikle kitabın ismini aldığı Mavi Makara bölümü. Yani son bölüm çok anlamlıydı. Hatta böyle ağlamak falan istemiştim. Yani Mavi Makara kısmı çok güzeldi. Başta bu kitaba 4 puan vermiştim. Sonra yorum girerken bu kadar duygusal bir kitaba 4 puan veremem deyip puanımı 5 üzerinden 5 yapmıştım. Okumanızı isterim. Kendisi zaten ödüllü bir kitap. Seveceğinizi de düşünüyorum. İnşallah okursunuz. Diğer kitap Umut Bahçesi. Bunu yine filme uyarlanan kitaplar videosunda göstermiştim. Bunun filmini de izledim. Filmi kitaptan çok daha duygusaldı. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü tamamıyla gerçek. Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği dönemde bir hayvanat bahçesinde yaşayan ailenin yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Hayvanat bahçesi işletiyorsunuz. Bir anda savaş başlıyor ve hayvanlarınız ölüp kaçmak üzere. Bu çok korkunç bir şey. Evet, sürekli Hitler'in insanlara yaptığı şeyleri okuduk. Ama hayvanlara yaptığı şeyleri de okumak ayrı bir histi. Umut Bahçesi benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Yazardan tek rahatsız olduğum şey çok tarihsel bir şekilde anlatmasıydı. Yani okuldaki bir tarih kitabı gibi anlatıyordu. Roman gibi değil. Bu beni rahatsız etmişti. Ama filmini izledikten ve ağladıktan sonra bu kitaba zaten duygularım çok değişmişti. Okumanızı, aynı zamanda filmini izlemenizi tavsiye ederim. Bu videonun favori kitaplarından biri Suflör. Aslında bu kitap hiç popüler değil ve ben bu kitabın popüler olması için çabalıyorum ama bir türlü olmuyor, anlamıyorum. Ben bu kitabı çok severim. Çünkü ben bu kitabın YouTube'daki tanıtım videosunu izlemiştim. Bu tanıtım videosunu videonun sonuna bırakacağım sizler için. İnşallah izlersiniz. Çünkü videoyu izlediğiniz an kitabı direkt alıyorsunuz. Çok çok etkileyici bir konusu var. Çok iyi bir gerilim var. Zaten kitaptaki alıntılar olsun, her şey olsun harika. Ben aşık olmuştum bu kitabı. Çok 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 sevmiştim. İnşallah okursunuz. Psikolojik anlamda suflör ve suflörler, yani dünyada suflörler diye bir şey olduğunu bilmek ve bunun hakkında bir şeyler okumak gerçekten çok güzel. Seveceğinize eminim. İyi bir gerilim kitabıdır. Tanıyan herkes, kitaplar ve sözleri Instagram adresinden, blogumdan beni takip eden ve sıkı takipçim olan kişiler zaten benim Pegasus yayınlarından en çok hangi kitaba aşık olduğumu biliyordur. Ben Bronz adlı kitabına sevdalı bir insanım. Bronz adlı deyince akla ben geliyorum. Ben deyince akla Bronz adlı geliyor. Müthiş ötesi bir kitaptır. Kalınlığı ve küçük puntoları sizi hiçbir şekilde korkutmasın. Çünkü ben 3 gün gibi bir sürede okumuştum. Elimden kayıp gitmişti kitap. Almanya'nın Rusya'yı işgal ettiği dönemde bir Rus komutanı ile gencecik Tatyana'nın aşkını anlatıyor. Çok güzel bir kitaptı. O kadar çok ağladım ki, yani bu kitaba olan hislerimi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hatta bu kitapla alakalı herhalde ayrı bir video çekmeliyim. Çünkü savaş döneminde insanların bir ekmeği 20 kişinin bölüştüğünü, küçücük ekmek kırıklarını topraktan toplayıp yediklerine şahit olmak o kadar değişik bir duygu ki kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Hayatın anlamını ve gerçekten çok normal ve güzel bir şekilde yaşadığınız için hayata şükrediyorsunuz. Kitabı her okuduğumda, her sayfasını çevirdiğimde Allah'a şükürler ettim. Çünkü savaşta olmak, savaşta yaşanan şeyleri bu denli okumak çok korkunç. Gerek açlık çektiği sahnelerde, gerek
savaş sahnelerinde ben çok fazla ağladım. Ama en çok ağladığım yer kitabın sonuydu. Bittim yani. Son 100 sayfada gözlerimden yaşlar öyle bir akıyor ki sayfaları çeviremiyorum. Müthiş ötesi bir kitap. Zaten şu ana kadar kime önerdiysem rahat 100'den fazla insan sayemde bu kitabı okumuştur. Ama hiçbiri kötü demedi. Herkes aynı hissi hissetmiş. Bundan dolayı çok mutluyum. İkinci kitabı Kasım'da gelecek. Bu kitabın bir de üçüncü kitabı var. İkinci kitabın adı Tatyana ve Alexander. Çok güzel. Okumanızı tavsiye ederim. Sevme garantili. Seveceğinize eminim. Ama tarihi aşk türünü hiç sevmiyorsanız kitaptan uzak durun. Bugün önermek istediğim Pegasus Yayınları kitapları bu kadardı. Ama ben bu videoları çekerken şunu fark ettim. Pegasus Yayınları'ndan çok fazla kitap okumuşum. Ve Pegasus Yayınları'ndan öneri yapabileceğim daha sürüsüyle kitabım var. Bundan dolayı bu videoları izlemeye devam edin. Pegasus Yayınları 3 videosu da büyük ihtimalle gelecek. Bu videoda önerdiğim kitapların hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmından alabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına kitap önerileri yaptığım diğer videoları. Bu videonun sonuna da buralara büyük ihtimalle videoları koyacağım. Az önce bahsettiğim gibi Suflör kitabının videosunu kesinlikle izleyin. Onu da buraya bırakıyorum. Ve son olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz kitaplarla kalın.